biri gelse kaldırmamı istese haklı yani. Çünkü gerçekten çok tehlikeli yani. Belki buradan tam anlaşılmıyor ama burası dimdik gidiyor böyle. Ve buradaki tek düzlük, yani düzlük gibi görünen yer burası. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much. Take care, man. If there's anything you need, text me, okay? Yeah, thank you, man. Yeah, when you come London, just message me. I will go to London, yes. Yeah. I will be there, I think. Şimdi beraber bir şeyler yedik, o işe gitti. Bana bu kapının kartını falan verdi. Dışarı çıkıp bir şeyler alıp gelmen gerekiyorsa kullanırsın diye. Dedi sen dedi gitmene gerek yok dedi, takıl sen dedi. İstediğin zaman çıkarsın dedi. Ben de dedim bir saat daha uyuyayım dedim, öyle gideyim dedim. Çünkü gece çok geç yattım ya, 2.30'da ne uyudum. Yani bir saat daha uyursam daha iyi olacak. Çünkü şu an saat 7.40 saat şu an. 7.40. Ben uyumaktan vazgeçtim. Çantalarımı topladım. Çıkıyorum şimdi. Yattım da uyuyamadım ya. Uyuyamayacağım herhalde. Dedim çıkayım erkenden yavaş yavaş. Kafam rahat rahat süreyim. Evet, bisiklet burada. Şurada kameralar. Burası sadece otele ait. Ama ben gene de bisikletini kilitledim. Ayrıca bir de seleyi de kilitledim. Neden? Ha, şundan bahsedeyim. Bu sele Brock sele. Bu belli bir süre sürdükten sonra buraları süren kişinin kalçasının şeklini alıyor ve acıma yapmıyor. Şimdi bana merak edip soranlar vardı. Brock sele nasıl? Artık daha rahat mı diye. Şimdi bir de neden kilitledim onu, onu da anlatayım. Ben Brock sele aldım. Bir süre kullandım Londra'da. İlk başta gerçekten çok acı veriyor. Çünkü tahta gibi yani. Bakın. Tahta gibi. Ama bir süre sonra o şekil almaya başlayınca bir ağrısızı hiçbir şey yaratmıyor. Ben bir süre kullandım. Aradan biraz zaman geçti. Onun rahatlığını gerçekten hissetmeye başlamıştım. Çok rahat geliyordu. Sonra ne oldu? Bir gün bir işe gittim. Dedim bisikletle gitmeyeyim dedim. Şimdi dedim bir şey olur dedim. Sonradan dedim ki ya dedim ne olacak dedim. Çıktım gittim. Bir saatlik iş ya. Bir saatlik çekim. İşten çıktım. Bisikletin selesini boruyla beraber götürmüşler. Yani şu kitle aslında, yani bunu açtığın zaman çıkmıyor. Orada başka bir tane daha vida var. O tutuyor onu. Adam kırmış orasını. Yani bu boruyla beraber bu seleyi götürmüş. Bir de şöyle bir durum oldu. Şimdi bu eleman bunu borusuyla beraber çaldı ya. Bu bisiklete uygun sele borusu İngiltere'de sadece bir yerde var. O da neredeydi ya? Ha, o da Northampton'da. Bir süre alamadım. Kuzeye gitmem gerektiğinde oradan geçerken sipariş verdim. Bana ayırın dedim. O şekilde aldım. Yani bir süre boru falan yoktu. Kullanamadım yani. Daha sonra tekrar aynı seleyi aldım. Ama bu sefer yani işe falan giderken bisikletle gitmiyordum. Yani dışarı bile çıkmıyordum neredeyse. Daha sonra işte tura çıkmadan bir gün önce bu kilidi aldım. Buradan seleyi kilitliyorum. En azından biraz daha kafam rahat oluyor. Yani çok zor kesilecek bir şey değil ama en azından biraz kafa rahat oluyor. Böyle yani gençler. Şu an bu seleyle ikinci günüm ve çok kötü acıyor. Yani çok kötü acıyor. Oturamıyorum. Uyuyamıyorum. Ama eminim yani birkaç yüz kilometre sürdükten sonra o rahat olmaya başlayacak. Onu bir öncekinde hissetmiştim. Şimdi eşyalarımı hemen buraya yükleyeceğim. Yola çıkacağım. Bugün biraz rahat rahat sürüp rahat rahat gitmek istiyorum. Saat şu an 9. Sanırım tur hayatım boyunca ilk defa bu kadar erken yola çıkıyorum. Bu bir ilk.
çıktım Southampton'dan. Yani otelden çıktım. Southampton'dan da çıkacağım şimdi. Southampton. Şimdi bu şehir İngiltere'nin böyle ana liman şehirlerinden birisiymiş. Belki de ana liman şehri, tam bilmiyorum. Böyle boydan boya tersane mi deniyor artık? Ben de buraya gelirken dedim, birazcık dedim su göreyim, deniz göreyim dedim. İşte şuralarda bir yerde, ben de buradan göremiyorum. Yani göremiyorsun bile. Yani burası tamamen liman şehri yani. Hani burada öyle kordonda yürüyeyim falan filan yok kardeşim ya. Yani. Evet millet, bakın burası şehirden çok uzak bir yer. Alakasız bir yer. Buraya yoldan ayrıca bir de bisikletler için, yürüyen koşan insanlar için yol yapmışlar. Londra'dan çıktığımdan beri neredeyse sürekli böyle yollarda bisiklet sürdüm. Bu gerçekten mükemmel bir şey. Yani İngilizlerin en sevdiğim yönlerinden birisi. Yani bizim böyle şehir dışında bir yere bisiklet yolu yapmamız, ben göremiyorum yani. Bu neredeyse imkansız gibi bir şey yani. Belki hiçbir zaman olmayacak bir şey. Ama en azından şehir içindeki bisiklet yollarını kullanmayı biraz öğrenirsek en azından biraz daha medeni oluruz. Yani şunu görüp umarım utanır bazı insanlar. Hi. How are you? Yeah, I'm good. Are you cooking something? Oh, not at the moment. They're setting up the half hour because they forgot the sign outside. Oh, okay. All right. There's no people at the moment. Okay, that's fine. Yeah. Where are you from? I'm from Turkey. Turkey? Yeah. Hoş Türk müsün sen de? İsim ne? İsim ne? Savaş. Savaş. Mustafa ben de. Memnun oldum. Memnun oldum. Her yerdeyiz ya. Zaten burada Bornholm'un içi zaten Türk. Öyle mi? Yani her yerde, İngiltere'de öyle, her yer öyle de. Şey, Londra'da da öyle. Sen ne zamandır buradasın? Ben 8 aydır buradayım. 8 ay. Hollanda'dan. Hollanda doğumlusun herhalde. Yes. Aksandan, şeyden, Türkçeden belli. Türkiye'de liseyi bitirdim. Öyle mi? Okulu Türkiye'de bitirdim, sonra buraya çalışmaya geldim. Şey, Hollanda'da doğdun, liseyi Türkiye'de bitirdin. Allah Allah, o da enteresan. Niye daha iyi? Türkiye daha iyi. Neden? Ne anlamda? Şey olarak, yani mesela Türkiye'de, mesela burada büyüyen çocukları var ya, aha, Türkiye'ye gittiği zaman eziyorlar Türkiye'de. Ama Türkiye'de büyüyüp geldiği zaman burada bir şey yapamıyorlar çocuklar. Kültür, ya kültür önemli. Ne olabilir? Ben bir de içecek alayım ben bir de. Tamam, önemli. Adam Türk çıktı. İşte pazartesi akşamı ATM'mizi sormaya çalıştılar. Öyle mi? Allah Allah. Oluyor mu burada öyle şeyler ya? Normalde olmuyor da ilk defa oldu. Geçen sene olmuştu. Geçen sene dükkan söyler. Allah Allah. Bir sigara mı gel, her şey gitti. Ben bisiklete bakayım o zaman arada. Yok yok, normalde bir şey olmaz. Gece geliyor. 1.23'te geldiler. Anladım. Eyvallah. Az kalsın bütün binayı yakıyorlar. Allah Allah. Hepsi. İçine gaz sıkıyorlar. İçine gaz sıktıktan sonra petrolle yol çiziyor şeye kadar. Sonra ateşe veriyor. Allah Allah. Gösterelim şimdi. Adamlara bak ya. Bunu alamadılar ama diğerini almışlar. Yani. Abi çok memnun oldum. Dikkat et kendine. Sağ olasın. Kolay gelsin. Komik.
geldi. Tam karşısı okyanus. So if it's closed, I need to go come back, or is there any road to? No, you'll probably be able to go via pool, you know, like you don't need to come back. Oh, okay, that's good. Yeah, that's good. Yeah, I was thinking about it because I'm not sure about the ferry. I don't know. We'll see. So you're living here? I'm living here. Oh, okay. Where are you from? Brazil. Brazil. How about you? I'm from Turkey. Nice place. I've been there. Yeah? So you've been in Istanbul and Cappadocia? Yeah. What's your name? Luis. Luis. Okay, Mustafa. Mustafa. Nice to meet you, man. So you cycle just end of the beach? Yeah, most every day. I cycle to that end and then I come back and then I go back again. Yeah. That's good. That's good place, man. I like here. So you born here or? No, I'm born in Brazil. So when did you move here? 2009. Yeah, it's long time. 10 years, long time. So what do you doing? You working? I'm a video producer. I make videos and films. Yeah, me too. You too. Yeah. Yeah, I can see that. Yeah. Never been in front of the camera before, but yeah. I'm always behind the camera. Yeah, when you're a videographer, yeah, you're always behind the camera. That building, right? After that building. I'll go with you. Mm-hmm. I have time to do. Okay. Şimdi bana feri kapalı dedi de Ekim'de açılacakmış. Onu söyledi. Yani ben de bir saattir onu düşünüyordum. Yani inşallah açıktır diyordum. Ama bakalım. Yani kapalıysa çünkü bayağı bir dönüp gitmem lazım. Açık olduğu halde ben yetişemeyeceğimi düşünüyordum. Şu an kapalıysa ne yapacağım hiç bilmiyorum. So how long you been in Turkey? We stayed there 2 weeks, I think. 3 weeks? Yeah. Okay. Yeah, Cappadocia is amazing. Yeah, I never been in Cappadocia. But I will. Evet. Şu karşı şuradan şuraya geçmek için feri kapalı. Şimdi ben böyle anasının gözünden dolaşıp oraya gitmem gerekiyor. Çok güzel oldu. Çok güzel. Nice to meet you. Thanks for your help. Good luck, man. Yeah, thank you. Thank you, man. I'll write you on that. Do you know anywhere to camp or? No, I never been there. Just first time. I think I will find some space on the cliffs. You want to do wild camp, yeah? Yeah. Yeah, that's all your friends. Mm-hmm. Yeah, let's watch it together. So I think in Turkey. Turkey. Yeah. Which city? Antalya. Merhaba. Merhaba. Where are you from? Iran. Iran. Okay. Yeah. Have you been cycling around the world somewhere? No, I cycle in Turkey, only Turkey. That's a bit hard road. Yeah. Hello, man. Hi, you alright? How are you? Good, not too bad. You okay? I'm good, thank you. Are you from Iran too? Yeah. Okay. And you? Turkey. Oh, really? Yeah. Turkey song. Was it? Yeah, that's good. He's gonna do a wild camp tonight. Oh, really? Yeah. I will find somewhere on the cliffs.
I don't know. Just we're just hoping if we can make it to Dordogne. Yeah, of course we can. It costs 12 miles. Yeah, I think 1 hour if we go around 15 kilometers. Yeah. So. Where are you come from? I start from London. And? But he came by car. Okay, sure. Yeah. I don't know how to phone this before. Uh-huh. When is your last destination? Here, Dordogne. I will finish here. Oh, really? Yeah, you're gonna finish it in there? Yeah, because I need to work tomorrow. So I get train ticket. It's close to Dordogne. I will go back to London tomorrow. This is my last one. Isn't it? Yeah, just... That's good, you know. You. Yeah, same. What's your name, by the way, sorry? Mustafa. Mustafa? Yeah. Oh, nice. Oh, my name is Hamid. Hamid? Yeah. Okay, nice to meet you. Okay. Yeah. Yeah, send us your video chat and we can watch. Okay. How is your bike? I always was wondering to see how... I mean, I talk to many people, they do bike with them, but... Comfortable? Yeah, actually. Is that what you did in Turkey? Yeah. No, it was. I had a touring bike. I just testing this bike for my videos. I just want to try different bicycle. This butterfly handlebar is really good. You have with your GoPro. You can see. You've got a mirror. Yeah, that's good. There's many options you can add. Did you see, Hami? The handlebar have a GoPro on. Kaldırmamı istese haklı yani. Yani biri gelse yasak dese haklı çünkü gerçekten çok tehlikeli yani. Belki buradan tam anlaşılmıyor ama burası dimdik gidiyor böyle. Ve buradaki tek düzlük, yani düzlük gibi görünen yer burası. Yani şurada bir poşet uçsa yakalayamayacaksın. Bir, ayağın takılsa düşse gittin aşağıdasın yani. Ama başka yapacak bir şeyim yok. Hava karardı, hava. Başka yapacak bir şeyim yok ve manzara mükemmel yani. Bisikleti katladım. Çadırın şu ana bölmesine koydum. Yani koymama gerek bile yok. Yani şuraya gelip burada yürüyüş yapan bir insan benim bisikletimi niye çalsın ya? Yani burası şehirden çok uzak bir yer. Ama ben gene de katladım, çadırın arasına koydum. Şu an bisiklet çadırın içinde ya. Mükemmel bence. Şimdi ben bir üstümü değişeyim, bir yemek yapayım şöyle var ya. Uf, manzara mükemmel ya, manzara mükemmel. Siz hiçbir şey göremiyorsunuz ama mükemmel. Evet.
Yolda karşılaştığım o kişilerle bir süre sonra ayrı sürmeye başladık. Sonuçta aynı yere gidiyoruz, bir şekilde karşılaşırız dedim. Çünkü çok yavaş sürüyorlardı. Hani o şekilde onlarla beraber gelseydim zaten burayı bulup burada kalamazdım. Onlar da şu an ne yaptılar hiçbir fikrim yok. Ama hızlı gelmem gerekiyordu. Son anda yetiştim zaten. Yani çadırımı kurarken hava kararmıştı. Instagram'ını falan aldım. Oradan bir şekilde haberleşiriz. Bir fotoğraf çekeyim dedim. Bir de içlik miçlik falan giydim. Donuyorum. Benim bir an önce uyku tulumunun içine girmem lazım. Ulan ilk gün ormanda kaldığımda şortla falan uyudum ya. Yalada yani bulduğun gibi bırak kardeşim ya. Yani bu ne ya? Bu ne? Şimdi bir de bulacağız. Yürü lan. Geç kaldım ya.
da. Ha bak ya. Da gitti ya, te oraya gitti ya. Bu da burada. Ya tamam, gideceğim gideceğim. Çekmeyeceğim abi, çekmeyeceğim onu.